Sevgili dostlar, bir video ile daha karşınızdayım. Bugün size ne anlatacağım? Tabii ki elimde görmüş olduğunuz gibi robot süpürgeleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi size anlatacağım. Ben uzun zamandır robot süpürge kullanıyorum, çok fazla deneyimi elde ettim. Bu deneyimlerimi de sizlerle paylaşacağım. Özellikle robot süpürge almadan önce neler bilmeniz gerekiyor, robot süpürge aldıktan sonra ise nelere dikkat etmeniz gerektiğini sizlere tek tek anlatacağım. Şimdi siz de hazırsanız videomuz başlasın. Evet, önce sevgili dostumuzla bir tanışalım. Bakalım bize cevap verebilecek mi? Lütfen robotu zemine bırakın. <laughs> Tabii canım hemen seni zemine bırakıyorum. Evet şimdi temizliği bir durduralım. Birazdan temizliğe geçeceğiz arkadaşlar. Önce robot süpürge almadan önce nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Neleri bilmemiz gerekiyor? Size bunu anlatacağım arkadaşlar. Bu bilgiler hayat kurtarır. Unutmayın. Çünkü benim de hayatımı kurtardı. Neredeyse yanlış bir süpürge aldım. Sonra bunu iade ettim ve yenisini aldım. Böyle bir olay da geçti başımdan açıkçası. Hemen Size maddede tek tek saymaya başlıyorum. Birinci sırada ne var? Tabii ki robot süpürge almadan önce çift süpürgeli olmasına dikkat edin. Bakın benim robot süpürgemin çift süpürgesi var. Gördüğünüz gibi. Eğer çift süpürge olmazsa robot süpürgeniz çok fazla yorulacaktır. Sağa dön, sola dön, geriye dön. Çünkü fırçaya göre hareket etmesi gerekiyor. Bu da robot süpürgenin daha fazla çalışmasına sebep oluyor arkadaşlar. Öncelikle iki tane fırçası olmasına dikkat edeceğiz. İkinci sırada ne var? Bu da çok önemli arkadaşlar. Hemen size gösteriyorum. Yine robot süpürgemin yardımıyla. Bakın tepesinde bir lazer haritalandırma özelliği var. Bu evinizin haritasını çıkartıyor ve hafızaya alıyor. Bir daha harita çıkarmasına gerek yok. Hemen robot süpürgemi yere bırakıyorum ve devam ediyorum. Eğer bu haritalandırma özelliği hafızaya almıyorsa, her çalıştırdığında tekrar haritalandırma yapıyorsa emin olun bu sizin çok fazla canınızı sıkacaktır. Buna hiç gerek yok. Bir kere alın, haritalandırma yaptığına ve bunu hafızaya aldığına dikkat edin. Üçüncü sırada ne var? Tabii ki emiş gücü arkadaşlar. Bir robot süpürgenin emiş gücü ne kadar iyi temizlik yaptığını belirliyor. Piyasadaki robot süpürgelerin çoğu 2000 ile 4000 Pa arasında. Bu Pa kelimesine dikkat edin. Bu emiş gücü demek arkadaşlar. Ama ne yazık ki piyasada 400 Pa emiş gücüne sahip robot süpürgeler de satılıyor. Eğer 2000 Pa altında emiş gücüne sahip robot süpürge satılıyorsa bundan uzak durun. Sakın almayın. 2000 Pa ve üzerindeki emiş gücüne sahip bütün robot süpürgeleri alabilirsiniz. Dördüncü sırada ne var? Tabii ki pil kapasitesi arkadaşlar. Eğer bir robot süpürge alacaksanız hangi marka olursa olsun hiç önemli değil. Önemli olan bu özellikleri taşıyor olması. Pil kapasitesi 5000 mAh ve üzerinde olmasına dikkat edin arkadaşlar. Piyasada satılan robot süpürgelerin çoğu 2500 ve 3200 mAh'a sahip arkadaşlar. Eğer bu emiş gücüne sahip robot süpürgelere bakıyorsanız bunlardan uzak durun. Çünkü bunlar robot süpürgenizin çalışma süresini de etkileyecektir. Çalışma süresi derken 5. maddeye de gelmiş olduk. Bir robot süpürgenin çalışma süresi de çok önemli arkadaşlar. Piyasada 60 dakika, 90 dakika, 120 dakika ve 200 dakika çalışabilen robot süpürgeler satılıyor. Benim robot süpürgem 150 dakika çalışıyor arkadaşlar. Ama piyasada genelde 110 dakika ve altında çalışanlar satılıyor. Buna dikkat edin. Çünkü eviniz büyükse Robot süpürge çok çalışmak zorunda kalacak ve eğer siz 120 dakika ve altında çalışan robot süpürge almışsanız, robot süpürge her seferinde kendini şarj etmek için üniteye geri gitmek zorunda kalacaktır. Bu yüzden çalışma süresini mutlaka 150 dakika ve üzerinde olanları almaya gayret edin. Ve bu 5 maddeyi bildikten sonra geri kalan maddeler biraz teferruat sayılabilir arkadaşlar. Bu 5 maddeye sahip robot süpürgeyi alırsanız asla pişman olmazsınız. Biraz önce belirttiğim gibi hangi marka olursa olsun bu saydığım maddeleri taşıyorsa gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Şimdi gelelim diğer maddelere. Bunlar da olsa da olur, olmasa da olur dediğimiz maddeler arkadaşlar. Birinci madde Wi-Fi özelliği olması arkadaşlar. Eğer Wi-Fi özelliği varsa cep telefonunuzdan robot süpürgenizi kontrol edebilirsiniz. Böylece evin haritalandırmasının ne kadar süre çalıştığını hepsini kolaylıkla görebilirsiniz. İkinci özelliğimiz otomatik şarj özelliği arkadaşlar. Benim robot süpürgemde de bu özellik var. Diyelim ki evin temizliği bitti. Robot süpürgeniz kendini şarj etmek zorunda kalacak. Otomatik şarj özelliği varsa robot süpürgeniz kendi kendine şarj istasyonuna park edecektir. Ama otomatik park etme özelliği yoksa temizliği bitirdiği yerde kalacaktır. Sizin elinizle bunu şarj istasyonuna taşımanız gerekecek. Bu da büyük bir külfet. Diyelim ki evde yoksunuz. Robot süpürgenizi çalıştırdınız. Evi temizlemeye başladı. Fakat temizlik bitti, şarj istasyonuna dönmedi ve şarj olamıyor. Bu da büyük bir eksiklik bence. Şarj istasyonuna otomatik dönme özelliği de bence akılda kalmalı. Bir diğer özelliği ise çarpma özelliği arkadaşlar. Evin haritalandırmasına ya da temizliğini yaparken robot süpürge genellikle nesnelere çarpıyor. Ve böylece orada bir nesne olduğunu algılıyor. Bu çarpma çok hafif arkadaşlar. Sandığınız gibi kuvvetli değil. Ama eğer sensör yardımı varsa Böylece nesneleri otomatik olarak tanıyacaktır. Çarpmadan yanından geçecektir arkadaşlar. Bir diğer maddemiz paspaslama özelliği arkadaşlar. Birçok robot süpürgede standart olarak satılıyor ama bazılarında yok. Benim robot süpürgemde standart olarak vardı. Paspaslama aparatını takarak robot süpürgenizin istediğiniz zaman paspaslama yapmasını da sağlayabiliyorsunuz. Biraz önce saymıştım ama yine de hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Bir robot süpürgenin mobil uygulamasının olması çok güzel bir şey uzaktan kontrol edebilirsiniz. Evin neresini temizlediğini görebilirsiniz. Hatta evin hangi odasını temizlemesini istiyorsanız o odayı da temizlemesini sağlayabilirsiniz. Robot süpürgenizin ne kadar şarjı kaldığını, ne kadar süre temizlik yaptığını bütün hepsini de görme şansınız var. Ve robot süpürge almadan önce nereye dikkat etmemiz gerektiğini saydık arkadaşlar. Olsa da olur, olmasa da olur dediğimiz maddeleri de kulağınıza küpe yaparsanız bence güzel olur. Şimdi ben robot süpürge aldıktan sonra evde karşılaştığım problemleri anlatacağım arkadaşlar. Bunlara mutlaka dikkat edin. Şimdi robot süpürgemin yanına geçiyorum ve bu e, karşılaştığım problemleri saymaya başlıyorum. Ve robot süpürgemin yanına geçtim arkadaşlar. Evimizin her yeri koltuk ve eşya dolu. Ve bunların yüksekliği çok önemli arkadaşlar. Eğer robot süpürge bunların altına giremiyorsa aldığınız robot süpürgenin hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü tozların çoğu eşyaların altında yer alıyor. Şimdi ideal bir koltuğun ne kadar yükseklikte olması gerektiğine bir bakalım arkadaşlar. Elimde metre var gördüğünüz gibi. Bakıyorum. Tam 15 santim arkadaşlar. Mezura ile de gösterdim size. Robot süpürgenin girebileceği yükseklik 15 santim. Bunu aklınızda tutun. Eğer evinizdeki koltuklar 15 santimin altındaysa üzülmenize gerek yok. Koltuk ayaklarının altına takoz koyarak koltuklarınızı yükseltebilirsiniz. Böylece robot süpürge her halükarda buraya girecektir. Robot süpürgemin giremediği yerler de var. Şimdi oraları da gösteriyorum size. Evet robot süpürgemin giremediği yerlerden birisi gümüşlüğüm arkadaşlar. Gümüşlüğümün şu kısmı gördüğünüz gibi alta doğru alçalıyor. Ve robot süpürge buraya çarptığında içine giremiyor. Mecburen şu yanlardan girmesi gerekiyor. Fakat buralarda da alçak kısımlar olduğu için robot süpürge buraya girdiğinde veya girmeye çalıştığında takılıyor arkadaşlar. Bu da büyük bir problem. Yine biraz önce belirttiğim gibi kanepenizin altına aldığınız gibi gümüşlüklerinizin veya diğer eşyalarınızın da altına bir takoz koyarak bu eşyalarınızı yükseltebilir ve robot süpürgenizin içine girmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi gelelim diğer probleme. Robot süpürge anlatırken illa zemine inmeniz gerekiyor. Bu yüzden ben de sizin için aşağı kadar eğildim arkadaşlar. Elimde görüyorsunuz bir halı ya da paspas var. Bu halı ve paspasın etrafında gördüğünüz gibi saçaklar bulunuyor arkadaşlar. Bu saçaklar çok büyükse robot süpürge geçerken fırçaları buraya takılıyor. Fırçasıyla içine alıyor ve robot süpürge burada takılıyor arkadaşlar. Takıldığı için de temizlik yapamıyor. Sonra beni kurtar diye bağırıyor. Gerçekten Türkçe yazılımı olduğu için beni kurtar diye bağırıyor. Eğer evinizde böyle saçaklı halılar varsa veya perdeleriniz aşağı kadar inmiş ve saçakları varsa bunları yukarıya çekmenizi, gerekirse bu tür saçaklı halılardan kurtulmanızı tavsiye ederim. Ve bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Ben elimden geldiğince size sevgili arkadaşım robot süpürgemin özelliklerini anlatmaya çalıştım. Karşılaştığı problemleri de anlatmaya çalıştım. Hiçbir yerde bu bilgileri bulamazsınız. Ben hepsini tek tek deneyimledim ve sizlerle paylaştım. Çünkü ben hani robot süpürge alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini tek tek araştırmıştım. İnsanlar hata yapabilirler. Ben hata yapmayın diye size bunları anlattım. Robot süpürgemle size hoşçakalın demek istiyorum. Bu arada veda etmeden önce hangi robot süpürgeyi kullandığımı size söyleyeceğimi belirtmiştim. Ben Grundig 9031 modelini kullanıyorum arkadaşlar. Evet, size söylediğim bütün özellikler bu robot süpürgede var. Fiyatını merak edenler varsa ben Kasım 2022 ayında muhteşem Kasım indirimlerinde bu robot süpürgeyi 4850 liraya aldım arkadaşlar. 6000 liradan düşmüştü. Kasım indirimleri bittikten sonra da tekrar bu fiyata geri çıktı. Onu da hatırlatmak istiyorum. Şimdi robot süpürgemle size veda edelim. Lütfen robotu zemine bırakın. Tabii canım seni hemen zemine bırakıyorum. Ve şimdilik benden bu kadar. Kendinize, sevdiklerinize, robot süpürgenize ve değer verdiğiniz ne varsa hepsine çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.